Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bugünkü dersimiz Med'de arız. Hemen med taksimlerine geçelim. Biz med kaidelerini bilmemiz için gerekli iki tane temel unsurdan bahsetmiştik. Bir önceki derslerin başlarında da aynı şekilde ifade ettik. Biri harfi meddi, diğeri sebebi meddi. Sebebi med neydi? Hemze, yani harekeli olan elif. Elif harfi artık harekesi varsa buna ne diyoruz? Hemze diyoruz. Sükun ise cezimli ya da şeddeli bir harf. Harfi met neydi? Vav, ya, elif. Bunların herhangi bir harekesi olmayacak. Çünkü elifin harekesi olursa hemze oluyordu zaten. Harfi met var. Hemze ve sükünden herhangi biri yoksa asli met. Metti tabii, metti zati ortaya çıkıyordu. Metti ivaz, metti medel, metti temkin, metti sılada. Harfi met tabii gibi değerlendirilenlerdendi. Bir de fer'imat vardı. Yani harfi met artı hemze bir kelimede ise metti muttasıl, harfi met artı hemze farklı kelimelerde ise metti munfasıl, harfi met artı sükün, lazımi sükün, yani bu cezim ve şedde sürekli varsa metti lazım. Bu cezim arada var, bazen ortadan kalkıyorsa o zaman da metti arız oluyordu. Bugün metti arız alacağız. Bir sonraki konumuzda zaten metlilin olacak. Medde arıza geçiyoruz. Harfi medden sonra sebebi medden sükun arız gelirse medde arız olur. Sükun arız durulurken var, geçerken ortadan kalkan süküne denirdi. Mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye durduk. Dururken şu fetayı şuradaki cezimli şekilde okuduk. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ama diyelim buraya geçelim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Bakın nuna ne yaptık? Fet harekeyi verdik. Dolayısıyla bu durduğumuz zaman ortaya çıkan, geçerken ortadan kalkan bir sükun oluyordu. Arizi sükun diyoruz. Bir örnek, başka bir örnek. Vallahu basirun bil ibad. Entel vehhab. Bunların da normal harekeleri, farklı harekeler. Esra, esre, damme mesela dururken var, geçerken yok. Harfi metten sonra sükun-ı arız vasıl edilirse sadece metti tabii olur. Mesela şurada duralım. Vallahu basir diye durduk. Ne yaptık? Buradaki ra'nın şu şekilde cezim yapmış olduk. Ama geçtiğimiz zaman nasıl yapıyoruz? Vallahu basirun bil ibad. Basirun. Basirun yapıyoruz. Yani sadece harfi meti okuyoruz. Eğer harfi met var, zaten hemze ve sükun yoksa da ne demiştik? Meti tabi oluyordu. Burada meti tabi ortaya çıkmış oldu. Mette arızın hükmü caizdir. Son harfin harekesi feta ise 3, kesra ise 4, damme ise 7 vecih, 7 şekil caiz olur. Yani 7 elif miktarı uzatmak değildir. 7 tane çeşit okuma şekli var. Bunlardan biri tercih edilebilir. Şimdi fetayı görelim. Son harfin harekesi üstün ise 3 vecih olur. Caizdir. Tul, tevasut, kasır. Tul 4 elif miktarı demek. Tevasut 2-3 elif miktarı uzatmak demek. Kasır da 1 elif miktarı uzatmak demek. Tulla genelde mesela tahkik okuyuşlarında tul, tedvirde, tevasut, kasır da hadırda ise kasır tercih edilir. Tabi İstersek mesela hadır okuyoruz, kasırı değil de tulu da tercih edebiliriz. Veya tahkik okuyoruz, tahkikteyken kasırı tercih edebiliriz. Böyle bir kolaylık var. Tulu alalım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Tevasut alıyoruz. Ya'lemûne mâ tef'alûn. Şurası. Bir de kasır alalım. Ulaike humul muflihun. Mesela bu tahkikle birlikte kasır aldık. Bir de tevasut da alalım. Ulaike humul muflihun. Bir de hadırla birlikte kasır alalım. Ulaike humul muflihun gibi. Kasırın buradaki ifadesi bir elif miktarı uzatmak olduğunu unutmayalım. Feta ise ne yapıyorduk? Tul, tevasut, kasır. Bu üçünden biriyle de okuyabiliyorduk. Esra olursa son harfin harekesi. O zaman da dört tane çeşit, dört vecih caiz. Tul, tevasut, kasır ve rev.
Ravim nedir? Sözlükte talep etmek, istemek demektir. Istilahta ise burayı ezberleyelim. Ar-ravmu talabul hareketi bi savtin hafi. Hafif bir sesle harekeyi belirtmektir. Yani harekenin üçte birlik kısmını okumaktır. Sadece kasırla esre ve ötre harekede yapılır. Yani fetih harekede kasır, ravm yapılmaz. Şimdi tul alalım esre için. Son harfin harekesi esre. Er-Rahmanir-Rahim. Tevassut alıyoruz. Maliki yevmiddin. Kasır alıyoruz. Şedidul İqab. Bir de revm yapıyoruz. İnneke ente allamul guyubi. Allamul guyubi. Hafiften harekenin üçte birlik kısmını okuyoruz. Son harfin harekesi esir olursa tul 4 elif miktarı, tevassut 2 ya da 3, kasır 1, revm harekenin üçte birlik kısmını okuyarak kasırda sadece yapıyoruz. Tahkik, tedbir, hadır usulünden biriyle tercih edilebilir. Son harfin harekesi ötre olduğu zamanda da 7 vecih caiz olur. 7 elif miktarı değil, bunu tekrardan ifade edelim. Tul, tevassut, kasır, tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasır ile işmam, bir de rev. İşmamın tarifini yapalım. Sözlükte bir kimseye bir şeyi koklatmak demektir. İstilahta ise bunu da ezberleyelim. El-işmamu inzimamu şefeteyni ba'de sükun işareten ila dam. El-işmamu inzimamu şefeteyni ba'de sükuni işareten ila dam. Sükünden sonra ötre harekeye işaret etmek üzere dudakları öne yummaktır, sürmektir. Sadece ötre harekede yapılır. Şimdi tul, tevasut, kasırı şeyden alalım. Nesta'in kelimesinde. Nesta'in. Tul, tevasut alalım. Nesta'in. Kasır alalım. Nesta'in. Tul ile işmam alalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sükünü yaptık. Sonra dudakları öne yumuyoruz. Öne yumarken herhangi bir ses çıkarmıyoruz. Nu yapmıyoruz. Sadece işaret. Tevassutla işmam yapalım. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Kasırla işmam. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Bir de revm yapıyoruz. Nesta'in. Revm ve işmamın gelmediği yerler var tabii. Hayte ister, cemî mimler, asıl hakkı sükun iken vasıl sebebiyle harekelenler, gumil değil mesela, bu gumdu normalde. Bir de zamirlerde işmam ve revm yapılmaz. Son harfin harekesi medde arızda, ötre ise tul, tevassut, kasır, tul ile işmam, tevassut ile işmam, kasır ile işmam, bir de revm. Tahkik, hadır, tedbir, hızlı, orta, yavaş okuyuşlarda bu 7 çeşitten biriyle okunabilir. Bir de Yusuf suresi 11. ayette yer alan la te'menna kelimesini var. Bunun okunuşuyla alakalı da bilgi verelim. Bu kelimenin aslı la te'menuna'dır. 3 türlü okunur. İşmam yapmak, birinci nun harfinin harekesine işaret ederek yapılır. Bu da 2 türlü olur. La te'menna idgam yaptık. Dudağı öne sürüyoruz. Sonra çekiyoruz. La te'menna. Bir de idgamı yapar yapmaz öne sürüyoruz. Sonra çekiyoruz. La te'menne. İhtilas ile okumak. Diğer bir tabirle harekenin ihfası ile okumak. Birinci nunun harekesini hızlıca telaffuz etmek demek. Yani revimde neydi? Harekenin üçte birini yapıyorduk. İhtilasta ise harekenin üçte ikisiyle okuyoruz. Burası revim ile okunması gerekir diyenler de vardır. İbn-i Cezeri bunlardan biridir. Şimdi ihtilas ile okuyalım. La te'menuna, la te'menuna gibi. Bir de revm ile okuyalım. La te'menuna, la te'menuna. Harekenin üçte birini vererek okuyoruz. Tabii ikisi de birbirine yakın oluyor. Bir de normal okumak. Diğer iki seçenek kıraat imamlarınca okunmuştur. Sadece idgam ile okuyan ise Ebu Cafer'dir. La te'menne. Sadece idgam ile okuyor. Özetleyelim. Fer'i metlerin dördüncüsü medde arızdır. Hükmü caizdir.
Harfi met artı sükun arız olduğu zaman meydana geliyor. Arızi sükun neydi? Vakfen sabit, vaslen sakıt olan sükundur. Yani duruş, durduğumuz zaman var olan ama geçiş esnasında ortadan kalkan. Aslen fetası, kesrası, dammesi olan ama durduğumuz için ona bir cezim verdiğimiz süküne arızi sükun diyoruz. Son harfin harekesine göre eğer feta ise 3, kesra ise 4, damme ise 7 veci, 7 çeşit, 7 tarz, 7 şekil okunabiliyordu. 7 elif miktarı değildi, buna dikkat edelim. Tahkik, tedbir, hadıl usulünde bunlardan biri tercih edilir. Revm neydi? Er-revmu talabul hareketi bi savtin hafi. Harekenin üçte birini okumaktı. İşmam ise el-işmamu indimamu şefeteyni ba'de sükun işareten iladdam. Sükunden sonra dudakları öne yummaktı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.